Efendim merhabalar günaydın. TRT Haber ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Özel röportajda, özel yayında karşınızdayız. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız bizler için. Teşekkür ederim. Ee, dilerseniz hemen başlayalım. Çünkü o kadar fazla soru var ki çok da yoğun. Ee, şimdi efendim tarımı gıda güvenliği açısından bir milli güvenlik meselesi olarak gördüğünüzü her fırsatta ifade ettiniz son yaşanan konjonktürde, bu gerilim konjonktüründe bunun ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı. Sadece gıda arzı değil, gıdaya sürdürülebilir bir erişilebilirlik de çok büyük önem kazandı. Bu konuda hazırlıklar mutlaka vardır. Bununla başlayalım mı? Olur. Fatih Bey ben de öncelikle aracılığınızla bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza, el baş, en başta tabii ki eli öpülesi çiftçilerimize, Hayırlı sabahlar dilemek istiyorum. Gıda konusu aslında uzunca bir dönem sanki bir ithal ikamesiyle sağlanabilecek bir şeymiş gibi görüldü. Ama sonradan fark edildi ki gıda son derece stratejik ve gerçekten bir güvenlik meselesi. Bunu biz önce pandemide yaşadık malumunuz. Pandemide çiftçi tarlasına, bağına, bahçesine veya ahırına, ağılına, kümesine gidemez oldu. Ve sonrasında da bir gerek tedarik gerekse de üretim zincirinde oralarda kırılmalar yaşandı. Sanki bu yetmezmiş gibi bir de Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Bir anda dünya panik oldu. İşte gıda milliyetçiliği kavramı çıktı mesela. Yani koca koca ülkeler kendi ürettikleriyle kendi vatandaşlarını ancak doyurabileceklerini düşünmeye başladılar. Bu süreçlerin hepsi yaşandı. Ama ülke olarak gerçekten bizim üreticimiz her daim olduğu gibi bu pandemi döneminde de bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da üretmeye devam etti. Dünyaya ve emsallerine yani biz hastalıktan korkmayız, biz savaştan ürkmeyiz, biz eğer bir fırsat varsa mutlaka bunu üretiriz diye tabir yerindeyse yollara düştüler. Tarlalarına, bağına, bahçesine gitmeye devam ettiler. Bu bizim için çok önemliydi. Biz burada önemli bir tabir yerindeyse fırsat yakaladık. Ve üretim zincirimizde, tedarik zincirimizde de önemli bir aksaklık olmadı. Aksine biz gerekirse ihracat da yapabiliriz dedik. İhracatımızı da artırdık. Dolayısıyla ülke olarak bu konuda dünyanın hazırlıklı ülkelerinden birisiydik. Zaten tarım sektörü de dahil olmak üzere diğer sektörlerde de bu bizim çalışkanlığımız, azmimiz devam ettiği için dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olma sıfatını da elde etmiş olduk o pandemi dönemlerinde hatırlanacak olur ise. Dolayısıyla bu tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülke olarak almış olduğumuz tedbirler ve bu tedbirlere de harfiyen uyan üreticilerimiz sayesinde oldu. Onlara bir kez daha müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Peki efendim, şimdi e, çiftçi biz üretiriz diyor, e, bakanlık olarak da sizler. Siz yeter ki üretin, biz sizin yanınızdayız diyorsunuz. E, ve her gün bir yeniliği biz bu ekranlardan paylaşıyoruz. Onlardan biri örneğin çiftçi kayıt sistemi. Dijital dünyaya taşındı artık evet. kayıt sistemi. E, çok büyük bir teveccüh de gördüğü haberleri de geliyor. Yakın çevremizden de duyuyoruz. Çiftçi kayıt sistemi ile ilgili biraz konuşalım efendim? Fatih Beyciğim şöyle... Şimdi tabii ki dijitalleşme denildiğinde aklımıza teknoloji geliyor doğal olarak. Yok eski usul yazımlar, çizimler devam edecekse bunun adı dijitalleşme olmuyor. Dijitalleşme aynı zamanda elinizde sağlıklı veri setlerinin oluşması anlamına da geliyor ve de teknoloji de var işin içerisinde. Bir taraftan da şöyle düşünelim. Şimdi siz tarlada çalışıyorsunuz veya ahırda, ağılda, kümesinizde hayvanlarınızla meşgulsünüz. Ama Tarım Bakanlığı'nın bu CKS adını verdiğimiz çiftçi kayıt sistemine kaydolmak için siz evinizden veya da işte tarlanızdan, ahırınızdan çıkıp yola düşüyorsunuz. Gidiyorsunuz muhtardan, muhtarın iki azasından imza alıyorsunuz. Ziraat odalarına gidiyorsunuz, oradan bir belge alıyorsunuz. Geliyorsunuz il ilçe müdürlüklerimize veya ilgili birimlerimize. Onlara bu belgeleri sunuyorsunuz. Şimdi neyi konuşuyoruz? Zaman kıymetli mi? Evet, kıymetli. Ortada teknoloji var mı? Evet, var. Bu teknolojik platformun adı ne? E-Devlet. E-Devlette, de, e yanlış hatırlamıyorsam, e 8 binin üzerinde e işlem yapılabiliyor şu anda. E 911 kurumun faaliyetleri yürüyor. E Tarım Bakanlığı olarak, Tarım Orman Bakanlığı olarak biz de bu 5 faaliyetimizi E-Devlete taşıdık. 1 Ekim itibarıyla, 1 Ekim gecesi itibariyle bunları taşımış olduk. Ve şu anda üreticimiz evinden hatta traktörünün üzerinde çalışırken cep telefonundan e-devlete girip kendi kayıtlarını gerçekleştirebiliyor. Bugün ayın 6'sı, 6 Ekim. Aradan geçen bu 6 günlük süre ki 5 gününü varsayalım. Bugün sabah saat 9 itibariyle yaklaşık 104 bin başvuru var, giriş var. Ve bir o kadar da bu CKS belgesi dediğimiz belgeler var. İşte banka kredisi kullanmak için bizden istenilen belgeler vesaire. Şimdi bu belgeleri mesela almak için o klasik yöntemi düşünsek e, egzoz emisyonu mu dersiniz? Zaman kaybı mı dersiniz? Enerji kaybı mı dersiniz? Tarlasından ayrılıyor, orayı boş bırakıyor. Onun riski mi dersiniz? Bütün bunların hepsinden kurtuluyor. Burada belki işaret etmemiz gereken bir husus var. Çünkü bu konuda da şey alıyoruz, yani e biz ne olacağız e, diyen ziraat odalarımız var. Halbuki biz ziraat odalarımızla ilgili, üreticilerimizin oraya, odaya kayıt olmalarının önünde e, herhangi bir engel oluşturmuyoruz. Zaten bir anayasal zorunluluk. Odalara üye olmak ve odaların üyesi olarak çiftçilik yapmak bir zorunluluk. Dolayısıyla bu teknolojiden, dijitalleşmeden, bu çiftçi kayıt sisteminden üreticilerimizi biz istedik ki yararlandıralım ve gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir teveccüh oldu. Bu bir başlangıç onu söyleyeyim. Bu bizim şeyimiz dijitalleşme adına bir başlangıç. İnşallah yine sizin programınızda olur. Onun da müjdesini veririz. Bu yılın sonunda biz tarım cepte diye bir uygulamayı da hayata geçirmek istiyoruz. Ve bu tarım cepte uygulamasıyla beraber de bizim desteklemeleri bir takım desteklemelerimiz var. Malum yani son derece de sayıca fazla ve miktar olarak da hükümetimizin 20 yıldan beri ödediği destekler var. Şimdi bu destekleri de mesela yine bu tarım cepte uygulamasıyla dijitalleşmenin yeni bir adımı daha olarak bu yılın sonunda inşallah onu da hayata geçirdiğimizde biz çiftçilerimize şunu söyleyeceğiz. Evet, tarım il ve ilçe müdürlüklerimize gidiniz. Ama Oraya gittiğinizde size sadece çay ikram etsinler. Herhangi bir iş için gitmiş olmayın. Bizim başka bir handikapımız daha vardı Fatih Beyciğim. O da şu. Biz bu ÇKS'yi üniversite mezunu gençlerimize, meslektaşlarımıza yaptırıyorduk. Kimdi bunlar? Ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi. Ya şimdi biz bu insanları bir evrak takibi veya evrak doldurması için yetiştirmedik ki. Ben bir akademisyen olarak bu kardeşlerimizin o akıl terlerini çiftçimizin yanında yer alarak onlara neyi nasıl üretmeleri gerektiği konusunda son teknolojileri öğretmek adına mesela paylaşmaları için oralarda yer almasını beklerdik. Ama bu kardeşlerimiz bunu yapmak yerine bu evrakları doldurmak, evrakları takip etmekle meşgul oldular ve yıllarını bu şekilde geçirmek durumunda kaldılar. İşe böyle girip yani memuriyetine böyle başlayıp böyle emekli olan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla biz bu manada dijitalleşme ile üreticimize senin zamanın kıymetli, bizim zamanımız kıymetli, ülkenin kaynakları dikkatli kullanılmalı ve bizim insanlarımız da sizin bu yayın faaliyetleri noktasında yanınızda yer almalı diye bu uygulamayı hayata geçirdik. Efendim az önce satır arasında çok önemli bir vurgunuz oldu. Ben yanlış anlamadım herhalde. Akıl teri. Akıl teri akıl teriyle alın terinin bir araya geldiği bir üretim planlaması, makro üretim planlamasında konuşmakta yarar var. Türkiye'nin gıda fabrikasını tarım olarak düşünürsek fabrikanın bir üretim planına ihtiyaç var. Elbette bununla ilgili de girişimler, hazırlıklar devam ediyor. Mevcut mevzuat itibariyle da bunu soruyorum efendim. Bunun için de teşekkür ediyorum. Çünkü eğer planlamayı doğru yapmazsanız bir de kaynaklarınız da sınırlı, ve ihtiyatlı kullanmanız da gerekiyorsa bu sizin için artık bir emir hükmündedir. Türkiye toprakları elbette 7 coğrafyada verimli topraklar. Bunda hiçbir kuşku yok. Fakat bizim topraklarımız netice itibariyle sınırlı Fatih Bey. Evet. Diğer taraftan biz su zengini bir ülke değiliz. Mesela hep rakamlarla konuşulur ama şöyle söyleyelim. Diyelim Mısır üretiyorsunuz. Mısır'ın suya ihtiyacı yani şey için söylüyorum. 1200, 1300, bazı yerlerde 1100 milimetre diyelim. Sizin eğer yıllık yağışınız 574 milimetre ise ortalamasını söylüyorum Fatih Bey. Bu Karadeniz bölgesinde 2200'e kadar, 2250'ye kadar Artvin ve diğer bölgelerde, oralarda. Bu ortalama 574, onun için de yüksek. Peki Konya'yı alırsak, Konya'da veyahut da İki gün önce Şanlıurfa'daydım. Sordum yıllık yağış miktarınız ne kadar? 265 milimetre ise Fatih Bey. Siz 1200 milimetrelik su tüketen bir mısırı yetiştirirken ne demektir bu? Siz 1000 milimetrelik asgari suya ihtiyacınız var. Bu suyu ya toprağın altından çıkaracaksınız veyahut da barajlarınızda tutacak o barajlarınızdaki suyu da bitkiyle buluşturmuş olacaksınız. Şimdi bu bir ister istemez planlama gerektiriyor. Peki bu planlamayı biz nasıl yapacağız? Basit bir şey söyleyeceğim. Yani vatandaşlarımız zaten pek çoğu biliyor ama anlasın diye söylüyorum. Diğer vatandaşlarımız için O da şudur. Sizin arsanız var. O arsaya sıradan bir bina yapacaksınız. Herhalde ona kendi keyfinize, kendi isteğinize uygun olarak bir bina yapamazsınız. İzin almanız gereken yerler var. Ama tarımda böyle bir şey yok. Biliyor musunuz Fatih Bey? Kimseye sormanıza gerek yok. Yüz dekar tarlanız var. Bu yüzdekâr tarlanızı istediğiniz şekilde ekip biçebilirsiniz. Şayet kamudan, devletten bir yardım talep etmiyorsanız. Ne zaman ki bir yardım talep ediyorsunuz, o zaman gidip müracaat etmek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi sizin ektiğinizden kamu otoritesinin, kamu otoritesinin de sizden haberinin olmadığı bir sistemin yönetilme şansı yok. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. Peki biz bu tarım cepte mesela uygulamasının bir diğer fazı daha var. Orada varsayalım ki Vahit Kirişçi Adana yüreğir. Ada bu, parsel bu. Benim karşıma bir ekran çıkacak. Bana diyecek ki Vahit Kirişçi sizin bu tarlanızın bulunduğu yer toprak yapısı bakımından şöyle bir toprak iklim değerleri bakımından böyle bir iklim ve dolayısıyla buradaki sanayiyi, endüstriyi de dikkate alarak sizin burada şöyle bir üretim yapmanızı istiyoruz diyeceğiz. Ve adeta onu o üretimi yapmaya zorlayacağız. İşte oralarda belirli aralıklar, üretim miktarı bakımından belirli aralıklar oluşturacağız. Ve hani bu online alışverişlerde vardır, evet. vatandaşımız bilir. Oralarda da işte stokta olan miktar bellidir. İnsanlar hücum ederler. Şimdi benzer bir uygulama da bu çiftçi kayıt sisteminden sonraki süreçte bu üretim planlaması adına neyi ne kadar istediğimiz belli. Bunları da dikkate almak zorunda. Belki burada şuna da vurgu yapmak lazım Fatih Beyciğim. O da şu. Tabii Türkiye biz iktidara geldiğimizde 2002'de ben milletvekili olup Meclise Tarım Komisyonu Başkanı olduğumda bu ülkenin nüfusu 65 milyondu. Fatih Beyciğim bugün ülkenin nüfusu 85 milyon. Evet. 20 milyon üzerine koyduk. Geldik buraya kadar. Bir açığımız var mı? Yok. İhracatımız var. Ülkemize 50 milyon turist geliyor. Onları doyuruyoruz. 20 yıl önceki masamızda olan, soframızda olanlarla bugünküler arasında dağlar kadar fark var. Peki yetti mi? Hayır yetmedi. Biz mutlak surette bir 2053 vizyonumuz var malum. 2053 vizyonunun gereği olarak bizim bir nüfus projeksiyonumuz da var. O ne? O da 105 milyon. Fatih Beyciğim şimdi o gün bu ülkeye gelecek turistin de işte Asgari'den 105 milyon olacağı söyleniliyor. Şimdi 105 milyon turiste yaklaşık 3 milyon bir yerleşik nüfusa tekabül ediyor. Şimdi böyle bir nüfusu aldığınızda sizin 108 110 milyonluk bir nüfusu doyuruyor olmanız lazım. Topraklarımız aynı çünkü. E, üstelik küçülüyor. küçülüyor. Niye? Çünkü nüfusumuz artıyor. Yeni yerleşim alanları, endüstrimiz gelişiyor, sanayimiz gelişiyor. Turizmle ilgili yeni tesisler, altyapılar, hizmet sektörü, okullar vesaireler. Şimdi sağlık tesisleri, bunların hepsi ister istemez Fatih Bey. E, bizim kendi mevcut alanlarımızın da, yani artıramadığımız için, artırdığımız yer neresi onu söyleyin. Artırdığımız yer de var. Vatandaşlarım, Mavi Vatan mesela, biz böyle bir coğrafyadan haberimiz yoktu. Öyle değil mi? Evet. Mesela şu anda su ürünleri alanında biz bu coğrafyayı da kullanıyoruz. Yani üç tarafı denizlerle çevrili diyorduk ama 780 bin kilometre karelik bir ana karaya ilave olarak, 462 bin kilometre karelik bir de mavi vatanımız var. Yani onu da birlikte düşünüyorum. Fakat ne olursa olsun kaynaklarımız sınırlı, nüfusumuz artıyor, isteklerimiz artıyor. Bunu bizim toparlamamız gerekiyor. Yine bir önceki sorudan e, kritik cümleyi çekip yeni bir soru oluşturuyorum. E, topraklarımız sınırlı ama Türkiye'de belki de kronik sosyolojik bir sorun olan bir miras meselesi var. Sayın Bakanım. Ee, örneğin bir arazide işte komşusu çok güzel bir tarım faaliyeti gerçekleştirirken yan taraftaki arazi bomboş. Yıllardır bomboş. Sahiplerine ya da mirasçılarına sorduğunuzda e ne yapalım? Mirasçı ben şimdi eksem ekme der. Ya da ben bir yatırım yapsam yarın bana çık der." gibi dönütler oluyor. Mülkiyet hakkıyla kullanım hakkı hususunda çalışmanız olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de konuşalım isterim. Çok teşekkür ediyorum. Bu da aslında Türkiye'nin kanayan bir yarası. Bu özellikle kırsaldan kente göçle başlayan, bahsettiğiniz şekilde mirasla da iyice köpüren, hiç de olumlu olmayan bir gelişme. Yani bizim de kendi kardeşlerimizden biliyorum. Mesela o bir karış toprak çok kıymetli hale geliyor. Niye? Çünkü biz toprağa bağlı bir milletiz. Yani bir aidiyet duygumuz var. Yani illa o coğrafya. Mesela bırakın Türkiye'yi yurt dışından gurbetçimiz yani o köyünü görmek için neredeyse her yıl ziyaret etme ihtiyacı hissediyor. Şimdi bu güzel bir şey aslında. Kötü bir şey değil. Fakat topraklarımızın boş kalması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu bir atıl kapasite anlamına geliyor. Biz bununla ilgili de sizin de ifade ettiğiniz gibi evet mülkiyet sizin. Kardeşler arasında her birinizin hissesi belli. Fakat biz burada bir ila iki yıl, buna henüz daha karar verilmedi. Yani biz bütün bu bahsedeceğim şeylerin de tabii ki e, irade meclisimizin, Mutlaka. bizim e, yürütme olarak böyle bir irademiz yok. Biz e, milletvekillerimize, kendi parti grubumuza bunları arz edeceğiz. Onların takdirleridir. Nasıl değerlendirirler onu artık meclisimiz karar verecek. Ama şöyle bir şey var. Biz orada diyeceğiz ki, bakın bir veya iki yıl, burası boş kaldı. Şu veya bu gerekçeyle. Ama bunun devamında. Biz boş kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Biz o civarda orada kooperatif varsa kooperatif ver. Birlikler varsa birlikler. Çok uzağa gitmeden. O da olmadı. Ülke genelinde bir portföy oluşturacağız. Bu portföye ilgiye göre elde edilecek kira bedellerini doğrudan götüreceğiz ilgili yani mülk sahiplerinin hesabına yatıracağız. Kim olduklarını bilmiyoruz. Bankada tutacağız, değerlendireceğiz. Eğer aralarında bir ihtilaf var, bir davalık bir durum var, dava bitene kadar da o parayı bankada değerlendirilme şekli devam edecek şekilde bloke etmiş olacağız. Ve böylelikle de atıl olan bütün arazilerimizi biz üretime kazandırmış olacağız. Sadece bu mu var? Bir başka uygulamamız daha var. Biz, ya bizim yerimiz çok küçük. Yani şu anda da bu girdileri temin edecek maddi şeylerimiz de gücümüz de yok. Ama bize yardımcı olun diyen üreticilerimiz var. Biz belirli ürünlerde nohut, mercimek efendim fasulye, e, bazen buğdayda, arpada da yapıyoruz. Bu tür yerlerde tohumlukta %75'e varan sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık tohum vermişsek 25 lirasını kendi cebinden koyuyor, 75 lirasını biz veriyoruz ki bu desteklemelerden yararlansın diye. Bu bizim için bu Atıl olan alanların, kullanılmayan alanların kullanılması bakımından önemli bir husustu. Efendim, tarım doğası gereği doğada ve açık havada örtü altı tarımı da katarsak o da etkileniyor. Zira doğal afetlerle ilgili önemli bir hassasiyet söz konusu bu sektörde, bu dev sektörde. Zaman zaman da bu tür talihsizlikler yaşanabiliyor. Nasıl tedbirler alınıyor örneğin dış etkenlere karşı? Antalya'dan biz çok haber paylaşıyoruz. İşte şöyle fırtına çıktı. Şu kadar sera zarar gördü diye örneğin. Hatip Bey, şöyle, aslında AK Parti devrimlerin partisi. Onu söyleyeyim. Yani AK Parti devrimler yapa yapa geldi bugüne kadar. Son devrimde işte Sayın Cumhurbaşkanımızın dün anayasa değişikliği ile ilgili teklifi oldu malum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Düşünün bu ülke bir tarım ülkesi. Herkes biliyor bunu. Dün tarımın ekonomi içerisindeki etkisi ve katkısı daha fazlaydı. Doğal olarak sanayileşiyoruz, hizmet sektörü gelişiyor, turizm vesaire. Tamam, bundan dolayı belki tarımın payı düşüyormuş gibi oluyor. Ama miktarsal olarak, rakamsal olarak tarımın ülkedeki payı, Avrupa'da birinciyiz. Tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ilk ondayız. Üretim miktarı bakımından da artış var. Mesela 2002'de biz geldiğimizde 98 milyon tonluk bir üretimimiz vardı. Biz bu yıl Allah izin verirse 125.7 milyon ton gibi bir e, tahmini var TÜİK'in. Bu TÜİK tahmini. Ya bu ne demek? Biz nereden baksanız bir 26-27 milyon tonluk, 98 milyon tona göre üretim artışı sağlayan, toplam üretim artışı sağlayan bir ülkeyiz. Şimdi bu, bu yabana atılır bir şey değil. Siz de ifade ettiniz. Tarımın doğası. Yani rüzgara açıktır, fırtınaya açıktır, kuraklık vardır, sel gelir götürür, birisi kibrit çalar vesaire. Bunların hepsi var tarımda. Atatürk'ün bile hayattayken özlemini duyduğu ve ifade ettiği tarım sigortasını biz 2005 yılında mecliste yasalaştırdık. Tıpkı tarım kanunu gibi. Tıpkı işte tohum geliştiren insanlara bu sizin akıl terinizdir, bu sizin emeğinizdir. Siz sadece burada kendi bedeni şeylerinizi ortaya koymadınız, kendi fikri e, kalitenizi de veyahut da etkinizi de buraya kattınız dedik. Şimdi bütün bunları yaptık. Tarsim bunlardan birisi, bunun adı Tarsim, tarım sigortaları ve 1 Haziran 2006'dan itibaren başladı. Şu ana kadar 20 milyon poliçe kesildi. 20 milyon poliçe kesildi. Bu 20 yıllık sürede, şey 16 yıllık sürede özür dilerim. 16 yıllık sürede 20 milyon poliçe kesildi. 12.8 milyar liralık kamu olarak biz primlere destek verdik. Hani bu sigortaları yaptırırken siz diyelim üreticisiniz. 100 liralık bir sigorta primi tahakkuk etmişse bunun 12 milyar 12.8 milyarını kamu olarak biz ödedik. %50'sini asgari, geri kalan kısmını da üreticimiz kendisi ödemiş oldu. Fakat üreticimizin hasar ödemesi 13 milyar lira. 13 milyar lira Sigorta şirketinden vatandaşımız kendi hasarıyla ilgili bu şeyleri destekleri aldı. Burada bizim eksik gördüğümüz şey şu: bizim bu yüzde yirmi bir'ler mertebesinde 16 yıl geçmiş olmasına rağmen artırılsın istiyoruz. Aracılığınızla buradan üreticilerimize de sesleniyorum. Evet. Ne olur? Yani hani Anadolu'da bir söz vardır: korkulu rüya görmektense uyanık kalmak evladır. Yani burada tarım sigortanızı yaptırın, rahat edin. Yani. Bu hükümet size bu konularda 16 yıldan beri destek veriyor. Bu bağlamda bir poliçe daha geliştirdik. Bu da gerçekten muazzam bir şey. Bu Avrupa'da da ilk olan ülke olacağız bu manada. Nedir bu? Gelir koruma poliçesi. Fatih Bey, siz eğer bir ürünü yetiştirirken istiyorsanız ki oradan ben şu kadarlık gelir elde etmek istiyorum. Bu bir poliçeye dönüştürülüyor. Sigorta şirketi bu poliçenin priminin yüzde kırkını üreticiden alıyor, yüzde altmışını biz veriyoruz. Varsayalım ki kuraklık oldu veya birisi geldi yaktı. Orada bir sizin gelir kaybınız var. Gelir şayet o elde ettiğiniz gelir. O başta poliçedeki gelirin altındaysa ise altında olan kısmı konusunda size sigorta şirketi ödeme yapmak durumunda kalıyor. Şimdi bunlar son derece çağdaş, son derece insani şeyler. Şimdi iki araç kaza yapıyor. Tamam. Can hayatı yoksa iki sürücü bir araya geliyorlar, oturuyorlar, bir evrak düzenliyorlar. Eskiden kamu, trafik polisi vesaire hepsi onların başında olurdu. Ama şimdi bunlar yok. Biz istiyoruz ki siyaset kurumu olarak çiftçilerimiz bir sıkıntıya düştüklerinde tarlalarına, ahırlarına gidip başlarında beraber ağlamayalım. Yani onlar üretmeye devam etsinler ama medeni bir uygulama olan tarım sigortasından da yararlanmış olsunlar. Efendim elbette bu bir risk yönetimi, teşvikler ve sözleşmeler de bunun kapsamına alınabilir. Örneğin sözleşmeli besicilik, üreticinin emeğinin alın terinin karşılığını alınabilmesi bakımından son derece kıymetli bir adım. Bunun üretim sözleşmeli besiciliğin sözleşmeli üretime dönüşmesi yolundaki bu süreci, bu sürdürülebilir süreci de konuşmak isteriz. Zira çok affedersiniz. Örneğin dün akşam bir televizyon programında izledim. Örneğin Yozgat'ın bir ilçesinin bir köyünde elma üzerine bir üretim sözleşmesi yapılıyor. Kadın erkek işsizlik sorunu ortadan kalkmış. O elmanın katma değer olarak işlenmesi dahil bütün köylüler çiftçiler sürecin içinde. Türkiye çapında yapılabilmesi için nasıl bir hazırlık süreci ya da adım var? Ee, bu da aslında e, bizim son dönemde gündeme getirdiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Genellikle Türkiye'de sizler de medya olarak, haklı olarak bunu yansıtmak durumunda kalıyorsunuz. İşte bir yıl soğan para eder, bir yıl patates para eder. Evet. Ertesi yıl tam tersi olur. Ve e, biz bu dramları hep yaşadık. Ama biz şöyle yaparsak, üretmek isteyen de, bu üretilenleri almak isteyen, bu sanayici olabilir, tüccar olabilir veya başka biriler olabilir. Hiç önemli değil. Bunlar eğer bir araya gelip ya ben şöyle bir domates istiyorum. Böyle bir salatalık istiyorum veya böyle bir buğday üretmenizi istiyorum deyip bunu bir sözleşme metnine dökerler ve her iki tarafın da hukukunu koruyan bu metin sayesinde bu üretim süreci ilerler ve sonuçta da üretilenlerin alım ve fiyat garantileri de yine bu mevzuatta yer alır. Bunların hilafına bir davranış olduğunda da bunların cezai müeyyideleri yine bu mevzuatta yer alırsa siz şimdi üretici olarak bir sıkıntı yaşar mısınız? Elbette yaşamazsınız. Şimdi bu bizim inşallah meclisimizden yasalaşmasını onlara arz ederek onların da iradelerini yansıtacakları bir düzenleme şeklinde çıkmasını arzu ettiğimiz bir şey. Biz bunu şeker pancarında belki ülke olarak uyguluyoruz. Şeker pancar üreticilerimiz bilir. Ve gayet de güzel işler. Dünyanın hiçbir yerinde Fatih Bey. Yani ben ektim, ben ürettim, gelsin alsınlar. Bu model işlemez. Biz bu mevzuatta onu da söyleyeyim. Bazı ürün ve ürün grupları için onlarda sözleşmeli üretimi zorunlu hale getireceğiz. Bu üretimlerde tarım sigortasını zorunlu hale getireceğiz. Buralarda özellikle çiftçimizi koruyacak bir takım müeyyidelerimiz olacak. Yani çiftçimizin herhangi bir şekilde tüccar veyahut da diğer alıcılar tarafından istismarını asla izin vermeyeceğiz. Sizin sorunuz o da bu bizim bahsettiğimiz bitkisel üretim, hayvansal üretim. Hayvansal üretimde bu bizim et süt kurumumuz var biliyorsunuz. Evet. Bir regülasyon kurumu. Özellikle et süt alanında. Regülasyon kurumu olarak biz istiyoruz ki ya ey besici sen benim istediğim e, örnekte veyahut da ev safta ürünler üret. Besicilik yap. Bunların yemlerini, bunların diğer ihtiyaçlarını burada et, süt, kurumu bu sözleşme çerçevesinde sağlayacak. Ama ne var burada? Alım ve fiyat garantisi var. 5 yıl süreyle önünü görecek. Çünkü tarımın öngörülemez olması da bizim önemli handikaplarımızdan birisi. Bunlardan da kurtulmuş olacağız inşallah. Efendim gelelim bir diğer hususa. Ee, aslında iki kelime yan yana geldiği zaman galiba burada bir tezat var denilebilir tırnak içinde. Ama yok. Örneğin kent tarımı. Evet. Ee, çok önem veriyorsunuz bu projeye. Jeotermal e, alanların e, sera şeklinde tarıma kazandırılması amacıyla yürütülen bir proje olduğunu biliyoruz. Hatta ilk e, temelde İzmir'de atıldı. Hem e, bu jeotermal e, zemininde hem de kent tarımı kavramını direkt size sormak istiyorum efendim. Şöyle söyleyeyim. İstanbul'un nüfus itibariyle, tüketim alışkanlıkları itibariyle Türkiye'de üretilen meyve ve sebzenin yüzde yirmi beşini tükettiğini biliyor isek. Birincisi bu. Ve bu meyve ve sebze İstanbul'un dışından 76 ilden geliyor ise bunu da bir yere koyalım. Hı hı. Ve 200 270 bin araç 270 bin araç bu ürünleri taşıyor. 140 milyon kilometre de yol kat ediyorlarsa bu araçlar. Ve şimdi oraya geleceğim Fatih Bey. 117 bin ton da karbondioksit salıyor ise bu hareket. Şimdi konuştuğumuz meyve sebze buğday arpa değil. Raf ömrü kısa. Şimdi bu 170 veya 270 milyon 270 bin araçtan bahsettim. 140 milyon kilometreden bahsettim. Ve 117 bin karbondioksitten söz ettim. Çevreci değilsiniz. Ürün tazeliğini koruyamıyorsunuz. Ve domates adeta işte salça haline geliyor. Ve insanların yerinde istihdamını sağlama imkanınız var. Ama siz dışarıdaki insanları istihdam ediyorsunuz. Bu birincisi. Biz ülke olarak ne diyoruz? ihtiyaçlarımızı kendimiz üretelim. Aynısı bir şehir içinde geçerli değil mi? Mutlaka. Lojistiğin bu kadar maliyetli olduğu, çevre duyarlılığımızın bu kadar yüksek olduğu, çünkü egzoz emisyonu netice itibariyle, bu egzoz emisyonunun işte iklim değişimi, küresel ısınma, buralarda konuşuyoruz bunları. Buralara olan olumlu etkilerini, kent tarımının bizim öne çıkarmamız gerekiyor. Bir başka yönümüz daha var. O da jeotermal konusu. Şu anda Büyük bir hızla ilerliyor. Çünkü gıda komitesi toplantısı vardı. Onun bildirisinde de yayınlandı. Özellikle bu kent tarımı konusu bizim çok hassasiyet gösterdiğimiz bir konu. Dikiliyle başladı. Daha sonra e, Nevşehir-Kozaklı ile devam etti. Ağrı-Diyadin, eksi 35 derece. Bakınız eksi 35 derecede jeotermal seralarda üretim yapılıyor. Bu başlayacak inşallah. Temelini attık. Toplam 6 ilimiz şu anda bu çalışmaları yürütüyor. Kütahya Simav, Denizli, efendim, Aydın Efeler gibi 6 tane ilinizde şu anda bu çalışmalar yürüyor. Peki amacımız ne? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere. Turizmin yoğun olduğu örneğin İç Anadolu bölgesi, Nevşehir, Niğde işte o bölgeye gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak. Kayseri'nin, Konya'nın ihtiyaçlarını karşılamak için. Jeotermal kaynakları da devreye sokarak güzel bir üretim yapacağız. Hani çevre 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 diyoruz. Yani buyurun çevre. Tazelik diyoruz. Ürün taze. Buyurun ürün tazeliği. Gıda enflasyonunu konuşuyoruz değil mi bu ülkede? Sürekli ayın üçünde enflasyon rakamları açıklanıyor. Herkesin odaklandığı yer gıda. Gıdadan dolayı da insanlar haklı olarak sektöre farklı bakıyor. Ama biz diyoruz ki ya bir kentin ihtiyacı o kentte üretilir. 30 kilometrelik yol kat etmesi sağlanarak bu ürün üreticiden tüketiciye ulaşırsa bu bizim için güzellik değil midir? Antalya'dan kalkıp İstanbul'a gelmesi 700 kilometre. Antalya'dan kalkıp Artvin'e gitmesi 1400 kilometre. Şimdi bunun rasyonel bir tarafı yok. Elbette bizim Antalya'da üretimimiz olacak. Biz onları ihraç edeceğiz. Orada turizm var. Turizm bölgesindeki ihtiyaçları karşılayacağız. Ama biz bu kent tarımı, kent tarımı, kent tarımı diyoruz. Ve gerçekten insanlar yarın bir gün oh be ne güzel, taze, ...lezzetli, en güzel şekilde... ...benim vatandaşım ürettiği domatesi tüketiyorum... ...diyecek. Efendim, domatesten... ...yola çıkarak aslında bir başka soru... ...hemen kafamda şöyle bir canlandı. Ben Balıkesirliyim. Balıkesir Susurlukluyum. Domates üretimi özellikle... ...Bursa yöresinde, Balıkesir'de... ...çok yaygın. Kadınlar, özellikle... ...ev hanımları, bizim orada bir kültürdür. Yazın işte salça fabrikasına... ...gidip orada çalışırlar, yevmiye alırlar... ...sigorta girişleri olur... Onunla emekli olmak isterler. Hayalleri budur. Sadece salça fabrikasına çalışmak yerine kadınlar da çiftçi olmasın mı? Sizin kadınlara yönelik, kadın çiftçilere yönelik destekleriniz var mı efendim? Biz kadınlara ve gençlere çok güveniyoruz. Evet. Bunlar bizim gerçekten olmazsa olmazlarımız. Nüfusumuzun yüzde ellisi den fazlası bazen kadınlarımızdan oluşuyor. Ve buradan beni erkek ve hemcinslerim lütfen bağışlasın. Kadınlar daha özenli çalışıyorlar. Kendilerine bir kanıtlama mücadelesi veriyorlar. Bu gençlerde de var. İşlerini en güzel şekilde yapmaya gayret gösteriyorlar. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bundan dolayı bizim gerek ulusal kaynaklardan, gerekse İPART gibi TKDK dediğimiz Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu aracılığıyla desteklediğimiz projelerde kadınsanız, gençseniz size ilave puanlar veriliyor Fatih Bey. Bunu buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. 555 milyon avro olup bir projeyle İPART 3 dönemi başladı. Ben özellikle kadın kardeşlerimizin ve genç kardeşlerimizin bu projelere ilgi göstermelerini istiyorum. Birincisi bu. Yani biz bu hani ayrıcalık var ya pozitif ayrımcılık. Biz o pozitif ayrımcılığı burada uyguluyoruz. Onların projeleri olduğunda projelerde onlara ilave puanlar veriyoruz. İkincisi biz şimdi kadın eğer kırsalda yaşamazsa, kırsalda yaşamayı eğer kadın kabullenmezse o aileyi kırsalda tutma şansınız yok. Gençler için de geçerli aslında bu. Biz bundan dolayı biraz önce de söylediniz. Onun böyle çok mutlu olduğu şeyler var. Ya benim de sosyal güvencem var. Evet. Yani ben de artık sağlıkla ilgili, emeklilik konusu vesaire bunlarla ilgili benim de geleceğim belli ölçülerde garantidir dedikleri bir beklentileri var. Bu konuyla ilgili de Hazine Maliyemiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız müştereken çalışıyoruz. Derdimiz ne? Kadınlarımızın bu sosyal güvenlik primlerine biz belirli ölçülerde destek olalım, bunları kırsalda tutalım ve kırsalda yaşamak kaydıyla tarımla iştigal edenlerini orada bizatihi üretimin içinde tutalım. Bu müthiş bir şey olacak. Çünkü biz kırsalı terk ederek Kentleri de mutsuz ettik. Kentlerdeki yaşayan insanları da mutsuz ettik. Kendimiz de mutsuz olduk. Onu söyleyeyim. Yani kendimiz de kente göç ettiğimizde mutlu olmadık. Bugün pandemi dolayısıyla bir dönüş başladı. Sizin memleketiniz, onu da söyleyin. Bu kent tarımı konusunda arkadaşlarımız geçtiğimiz hafta orada ciddi bir çalışma yürüttüler. Yani düşünün Fatih Bey, bizim jeotermal seralarla 10 bin dekarlık alanda geçen yılki üretmiş olduğumuz domatesin yüzde fazlasını üretebiliyor olacağız. Bizim şu anda hali hazırda 5000 dekarı biraz geçen jeotermal seralarımız var. Kadınlarımız bize orada da lazım. Evet. Gençlerimiz bize orada da lazım. Efendim gençlerle ilgili de devam etmek isterim. Ee, şöyle bir algı yok mu? İşte bakalım ileride emekli olduğumuzda memlekete gidip biz de birkaç bir şey yetiştiririz. Bunun dışında Buna gerçekten gönül vermiş gençler var. Sadece küçük bir örnek vermek isterim müsaadenizle. Tamam. Bir görev için uçak seyahatindeyken Türk Hava Yolları'nın o mecmuasında gördüğüm bir hususu arz etmek istiyorum. Tamam. Bir hanımefendi üst düzey bankacı, 25-26 yaşlarında, kariyerinin hızla ilerleyen bir döneminde Aydınlı ve diyor ki ben kentte mutsuzum. Aydın'da gidip kuş konmaz yetiştirmek istiyorum diyor bilgisini de tecrübesini de kullanarak kuş konmaz yetiştirmeye başlıyor ve 40 kadın istihdam ediyor. Yanında Amerika Birleşik Devletleri'ne de bunu ihraç ediyor. Bu örnekler çoğalıyor son yıllarda. Bununla ilgili siz bakanlık olarak hangi teşvikleri veriyorsunuz gençlere? Sadece bu işi yapmak istiyor Zira. Benim köye dönmek için pek çok nedenim var. Veya uzman eller veya geçmişte uygulandığı genç çiftçi projeleri var. Şimdi bunlar gerek iyi tarım uygulamaları, gerekse organik tarım uygulamaları konusunda hakikaten bizim yüz akımız. Ee, bu tür örnekler bir hayli fazla. İnşallah bakanlık olarak da bir gün bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde külliyede bu tür örnek e, üreticilerimizi, genç üreticilerimizi, çünkü Fatih Bey bizim şu anda yaş ortalamamız 55. 55 olan bir yaş ortalamasında siz inovasyondan sınırlı düzeyde söz edebilirsiniz. Ama bunun içerisine gençleri ve kadınları kattığınızda muazzam bir şey ortaya çıkıyor. Ve biz bu kardeşlerimize özellikle sıfır faizli kredi kullandırıyoruz. Ve bu çerçevede de bu kardeşlerimizin kullandıkları kredilerle bu faaliyetlerini yürütmelerini sağlıyoruz. Yine o gençlerimizden illa Tarımda olması gerekmiyor onu da söyleyeyim çünkü bizim kırsalı yerinde tutmamız lazım veya kırsala yeniden dönüşü sağlamamız lazım veya o hani emekli olduğumda giderim gelirim diyenleri yine getirip oraya yerleştirmemiz lazım bu konularda da örnek köy çalışmalarımız var akıllı köy çalışmalarımız var ve bu köyler yani gerek yerleşim yeri bakımından bir cürcüneye dönmesin. Böyle herkesin kendi tarlasına, bağına, bahçesine ev yapıp oturduğu yerler olmasın. Sosyalleştikleri, yaşadıkları, eğitim, sağlık vesaire konularında hizmet aldıkları yerler olsun istiyoruz. Buna ilişkinde çalışmalarımız büyük bir hızla ilerliyor. Son olarak efendim, e, akıl teri ifadeniz bir, bir, kez daha onun altını çizerek e, bir hoca olarak, profesör doktor Vahit Girişçi olarak e, tarım personeli olmaya aday gençlere masa başında değil, sahada olun sözünüzden istinaden neler söylemek istersiniz? Hangi mesajları vermek istersiniz? Fatih Bey şöyle, yani bu yerinde bir soru. Çünkü tarımın stratejik olduğunu en başta zaten ilk ifadeniz o oldu hatırlarsanız. Evet. Vazgeçilmez oldu. Stratejik olan bir şey vazgeçilmezdir. Ne pahasına olursa olsun yapılması gereken bir faaliyettir. Yani maliyetinden bağımsız olarak söylüyorum. Tabii bunu yapacak olanlar Elbette biz bedenen çalışacağız kazma kürekle. Ama bir de Allah'ın verdiği bazı yeteneklerimizi üretime dönüştüreceğiz. Bu gençlerimiz için gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendislerine biz yeminli tarım müşavirliği müessesesini şu anda onun üzerinde çalışıyoruz. Hani kolay anlaşılsın diye o yeminli kelimesini kullanıyoruz. Lisanslandırma aslında yaptığımız şey. Tıpkı mali müşavirlerde, yeminli mali müşavirlerde olduğu gibi. Hali hazırda orman mühendisleri, ağaç işleri, endüstri mühendisleri, orman endüstri mühendisleri bunlarda da var. Yine hadirte kadastro bürolarının lisanslandırılmasında var. İnşallah biz bunu bizim bu meslek insanlarına da bunlara da sağlayacağız. Bunların bu bahsetmiş olduğumuz ÇKS sistemi ve ileri fazları noktasında da artık şu anda yaptıkları şey alın teri dökmek değil, şey akıl teri dökmek değil. Alın teri döküyorlar ama bunların akıl teri dökmelerini sağlayacağız. Onlara da bizim böyle bir müjdemiz olacak. Yani olur. buradan mesajımız da olsun. Bu kariyer basamakları sadece Tarım Bakanlığı personeli olmaktan değil, aynı zamanda çeşitlendirilmiş müşavirliklerden de... Meslek. Döküyoruz. Meslek meslek olarak, yani bunların bizim bakanlığımız personeli olması gerekmiyor. Ben ziraat mühendisiyim, ben gıda mühendisiyim, ben veteriner hekimim ben su ürünleri mühendisiyim diyen Kardeşlerimiz, meslektaşlarımız inşallah bundan istifade edecekler. Efendim yaklaşık 7 dakikamız kaldı. Ee, kısaca bir hususu daha sorduktan sonra genel bir sorum olacak. Tahıl koridorunu konuşalım. Evet. Ee, tahıl koridoru çok konuştuk sadece biz değil dünya konuştu. En son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres özel teşekkürlerimi iletti. Nasıl ilerliyor süreç? Türkiye'nin kazanımları nelerdir efendim? Şimdi şöyle Fatih Bey, bazı şeyler vardır ki psikoloji psikolojik etkisi çok daha fazladır. Ama burada hem psikolojik etkisi var, hem de ekonomik etkisi oldukça yüksek olan bir konu var. Fakat burada bütün dünyanın, yani Guterres'in de ifade ettiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu başladığından itibaren Türkiye'mizin duruşunu ifade etmek adına, sergilemiş olduğu o dış politika ne kadar isabetli ve ne kadar yerinde olduğunu bütün dünya gördü. Artık kimse bunu e, şey yapmak istemiyor. Yani gölgeleyemiyor. Evet. Yani hakikat balçıkla sıvanmaz. Dolayısıyla şimdi bu birincisi. İkincisi hiçbir şey olmadı desek bile bugün 271 tane gemi geçmiş oradan. Bu tahıl koridorundan 271 adet gemi bu tahıl taşıyan gemi. Ve bunların taşıdıkları da 6.2 milyon ton. Şimdi Toplam bu potansiyel afedersiniz 25 milyondu. Daha fazlası daha da var Fatih Bey. Daha fazlası hı. da var. Çünkü hani bir psikolojik etkisi var dedim ya. Hı hı. Şimdi bu konu başladığında bir ton buğday 440 dolardı. Şu anda bir ton buğday 330 dolar. Şimdi 110 dolarlık %25'lik bir fiyatta gerileme olduysa bundan kim kazançlı çıktı? Şimdi burada bir transit ticaret var. Ülke olarak biz kazançlı çıktık. İki, ülkemizin de ithal ettiği belli ürünler var. Biz ihracat yapıyoruz ama bir taraftan da global ekonominin bir parçası olarak ithalatınız da oluyor. İthal ettiğiniz ürünlere olan baskı var. Biz ondan kurtulduk. Enflasyonla mücadele eden bir ülkeyiz. Şu anda mesela e, petrol de dahil olmak üzere belirli bir rahatlama ve bir, belirli bir gevşeme var. Bu inşallah benim temenniyim süresi dolduktan sonra yani bu dört ay dolduktan sonra bunun uzatılması tabii ki en başta savaşın bir an önce barışla neticelenmesi. Temennimiz bu yönde. Evet ve son soru hem Tarım Bakanı Profesör Doktor Vahit Girişçi hem akademisyen hoca Vahit Girişçi hem de tecrübeli siyasetçi Vahit Girişçi'ye ortak soru. Yeni yasama yılıyla birlikte dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında açıkladılar. Belli oluyor ki artık yeni anayasa siyasetin ortasında, odak noktasında. Ee, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bir akşam açıkladığı başörtüsü meselesiyle başlayan tartışma. Ardından gelin bunu anayasada çözelim çıkışı, mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Sizin mesajlarınız nedir efendim bu konuda? Fatih Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben ilk oyumu 82 Anayasası'nın oylamasında, halk oylamasında kullanmış... 78 kuşağı o yılların bir genci olarak yani yaşadıklarımı burada ifade etmek isterim birkaç cümleyle. Ben her şeyden önce ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti bunu her vesileyle ortaya koyuyor. Bizim bir tek inandığımız irade var yeryüzünde. Millet iradesi. Biz millet iradesinin üzerinde hiçbir vesayet odağını tanımıyoruz. Şimdi düşünün. Pek çok şey yapıldı bu ülkede. İşte tarımla ilgili 12 tane temel kanun çıkardık. AK Parti hükümetlerin hükümetleri döneminde. Bu ülkenin tarım kanunu yoktu. Ama şimdi bu ülke hala o darbeci zihniyetin önemli izlerini taşıyan bir anayasanın hükmü altında yaşamını sürdürmek durumunda kalıyor. Ben bunu kabul edemiyorum. Şimdi gelelim muhalefete. Hani bunların akşam söyledikleriyle sabahleyin söyledikleri kesinlikle taban tabana zıt samimi değiller. Ve dün biz AK Parti grubunda. Buradan milletimize sesleniyorum. AK Parti grubunda izlediğimiz videoyu Allah binlerce kere razı olsun yanımızdaki arkadaşlarla birlikte dedi ki: "Ya evet Türkiye bunları yaşadı. Türkiye bunların hepsini yaşadı. Başı örtülü olduğu için meclisten kovulan, meclisten çıkarılmaya çalışılan bunun için tempo tutanlar Bugün kalkıp başörtüsünden söz ediyorlar. Eğer samimiyseniz, bu konuda gerçekten bir samimi duruşunuz varsa ya bırakın kanunu. Bir mevzuat hiyerarşisinde en tepede anayasa vardır. Buyurun. Yarın bir gün bu kanunu birileri değiştirebilir. Ama anayasa ülkenin belirli bir çoğunluğunun kararıyla milletin bir ortak mutabakat metnidir. Onunla değiştirilen bir mutabakat metnidir. Madem böyle bir niyetiniz var. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğer samimiyseniz bu dediklerinizin arkasında durabilecekseniz buyurun anayasa değişikliği yapalım. Ben eşim başörtülü olduğu için kendi üniversitemde kendi sosyal tesislerine giremeyen bir akademisyendim. Benim siyasete girmeme neden olan 28 Şubat süreci sonrası yaşadıklarımdır. O gün görev yapanların hepsinin bize söyledikleri hala kulağımızda çınlıyor. Ama bu ülkede Hamdolsun bunlar artık bitti. Ama biz istiyoruz ki bu yarın bir gün birileri de gelip tekrar başka bir şeyin peşine düşmesin. Bizim madem ki mutabakat metnimiz, millet olarak ortak metnimiz anayasa, anayasada gerekli değişikliği yapalım. Hodri meydan. Ama ben daha hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası önce grup başkan vekillerinin sonra da genel başkanlarının nasıl tırnak içerisinde yan çizdiklerini bütün millet gördü. Artık milletin bilgisine ve onların takdirlerine bırakmak durumundayız. Efendim kıymetli vaktinizi ayırdınız, bizlere konuk oldunuz ve özel röportajda gerçekten bu yaklaşık bir saatte tarımla ilgili konuşmadığımız galiba bir şey kalmadı değil mi efendim? Son yarım dakikanın içindeyiz, son mesajlarınızı alalım sonra veda edelim. Şeyimiz şu, yaklaşımımız şu, tarım stratejikse, önemliyse, vazgeçilmezse, bu ülkenin üreticisi de mutlu edilmeden, onların refah seviyesi yükseltilmeden bu ülke ilerleyemeyecekse, bunların hepsini de bu zamana kadar yapmış bir iktidarın bundan sonra bunların daha iyisini yapacağı ve son cümle olarak son ifade olarak da şunu söyleyeyim. 2023'te başlayacak yüzyılı Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı olarak tanımladı. Türkiye yüzyılında belirleyici etkenlerden birisi Elbette %20 olan savunma sanayindeki yerli ve millilik oranını yüzde %80 %80'e çıkardık. Yetmez yüzde %100 olmalı ama tarım da önemli enstrümanlardan birisidir. Global oyuncu olmanın gereklerinden ve vazgeçilmezlerindendir. Evet. Ben bir kez daha ülkemiz üreticilerini bu manada tebrik ediyorum. Onların o terli ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz sana. de bir kez daha teşekkür ederiz efendim. Sayın seyirciler stüdyomuzda özel röportajda Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Girişçi'yi ağırladık saat başında görüşmek üzere.